Otel otomasyonu projemizde altyapıyı tam anlamıyla oluşturabildiğimize göre arkadaşlar artık ağırlığımızı arayüz kısmına vererek projeyi biraz daha kullanılabilir hale getirelim. Şu formül elemanımız arkadaşlar MDI formları görmüştük, hatırlıyor musunuz? Windows formları. MDI form yapalım, yani ana form olsun. Yukarısında bir menü kısmı yapalım. O menüye tıkladığımız zaman diğer kullanacak formlar açılsın. Ama bu formu içerisinde açsın, dışına taşmasın. İşlemleri yapalım. Daha sonra oda kiralama, satış işlemlerini gerçekleştirerek devam edelim. Bu formu şöyle büyütüyorum, büyük bir form olsun. Bir formu nasıl MDI form yapıyordum? Bu senin babandı diye. Yok, o açma anındaydı. Bir formu MDI form özelliği nasıl verecektin? Sağ tıklayıp özelliklerine gidiyordum. Aynen öyle. Is MDI container diye bir özelliğimiz vardı. Bunu turu yaptığımız zaman zaten bakın arka planında gri oluyordu. Bu formun gri olması bunun bir MDI container, yani MDI form barındırdığı anlamına geliyor. Toolbox'a geliyorum. Menü ve toolbar sıkmasının altına arkadaşlar bir tane menü strip atıyorum. Menü strip. Geliyorum menüye. Birim tipleri. Daha sonra kasalar. Kasa hareket formumuz olsun. Kasa hareket tipi olmuş olsun. Aslında şöyle yapalım. Kasalar diyelim. Altına kasa, kasa hareket, kasa hareketleri. Onun da altına kasa hareket tipi diye açalım. Çünkü böyle yaparsak sığmayacak. Daha sonra kategoriler. Şöyle yapalım. Buraya tanımlar diyelim arkadaşlar. Tanımlar. Kategoriler. Ürünler. Odalar. Oda özellikleri. Oda özellikleri. Bunlar yeterli. Kategori buradan silebiliriz. Bunlar tanımlar olsun. Kategori tanımlaması, ürün tanımlaması, oda tanımlaması, oda özellik tanımlaması, bir de özellik tanımlaması olsun. Özellikler. Bunlar burada bulunsun. Kasalar diye menümüz olsun. İçerisinde kasa, kasa hareketleri ve kasa hareket tipi olsun. Tedarikçiler diye bir menümüz olsun. Müşteriler diye bir menümüz olsun. Personeller diye bir menümüz olsun. Daha sonra satın alma menümüz olsun. Ve satış menümüz olsun. Başka ne kaldı bakıyorum. Şu tanımlar kısmında bir önce birim tipleri yazmıştık ya. Onu tanımlar diye değiştirince birim tiplerini atladık. Bir de şuraya birim tipleri diye menü koyalım. Altyapıyı yaparken arkadaşlar test etmek amacıyla birim tip formu ve kasa formu yapmıştık biz. İçerisinde select insert işlemini yapabiliyoruz. Yukarıdaki menülerden tanımlardan birim tiplerine tıklandığı zaman kasalar menüsüne de kasaya tıklandığı zaman bu formların bir MDI formuna açılmasını sağlayalım. MDI form nasıl açıyordu bunu bir hatırlayalım. Daha sonra tanımlar kısmından kategori, ürün, ürün onu tanımlayarak devam edelim. Geliyorum şimdi tanımlar kısmına. Birim tiplerine çift tıklayarak trigment'ini açıyorum CodeBI tarafında. Ne yapacağım? MDI form olarak birim tiplerini açtıracağım. Birim tip form BT eşittir new. Birim tip form
Benim tip formun özelliğine ne diyordum ki senin MDI formu bu diyordum. MDI parent diye bir özelliği vardı. MDI parent'ın ne diyorum? This. Senin MDI parent'ın this. Yani bu form. Bu form dediğimiz form 1 elemanı diyorum. Daha sonra BT elemanını hangisine gösteriyordum? Show mu show diyalog? Show diyalog'u gösterdiğimiz zaman hata veriyor. Hata verme sebebi şuydu. Benim tip formunu show diyalog normalde çalıştırıyor. Show diyalog farkı neydi show'da? Arka planı kilitliyordu. Show diyalog açarsak arka plan tıklanmıyordu. Form kapanmaz sürece. Üste kalıyordu. Show açtığım sürece arka formunu kullanabiliyordu. Ama şu an bizim bir form birimiz var. Ana form. Benim tip formu onun içerisinde açılıyor. Show diyalog dediğin zaman arkadaki form kilitlemeye çalışacak ki. İzin vermiyor. Çünkü bu form bundan daha büyük. O yüzden diyor ki en üst katmanda olan form ana form aslında. Bu formu da en üst katmanda göstermeye çalışıyor. Aynen öyle. Şimdi burada show diyalog kullanamayız çünkü ana formumuz en üst katmanda olan form. Diğer form onun içerisinde açılıyor. Üstüne açılmıyor. O yüzden show diyalog diyemiyoruz. Show demek zorundayız. Yalnız böyle çalıştırdığımız zaman şöyle bir hata vardı değil mi? Pardon. Program CS'den birim tip form açılsın demişiz. Form 1 açılsın diyelim. Böyle yaptığımız zaman sıkıntı neydi arkadaşlar? Tanımlar kısmına geldiğimiz zaman birim tipleri açabiliyorduk. Ama birden fazla birim tip açabiliyorduk değil mi? Ne yapmak gerekiyordu? Bir tane açmasını sağlamamız lazım. Bu işlemi nasıl sağlıyorduk peki? Aynen öyle. Dispose diye bir özelliğimiz vardı. Bu eleman RAM'den dispose edilmiş mi, edilmemiş mi? Buna bakıyorum. MDI parent'ını verdikten sonra diyorum ki eğer BT elemanının içerisinde is disposed diye bir özellik var. Delete true ve false dedim. Is disposed özelliği şu işlemi yapıyor. Bu eleman RAM'den silinmişse bizim bu elemanı nivelememiz lazım. Yok silinmemişse hala RAM'de duruyorsa göstermemiz lazım. Is disposed ise BT eşittir new birim tip form diyorum. Şunu da yukarı alıyorduk değil mi? Global olarak. Global'de tanımlanıyor. Diyoruz ki hatta şunu da şöyle yapalım. BT.MDI parent eşittir this. Diyoruz ki BT elemanı is disposed ise yani RAM'den disposed edilmişse kaldırılmış ise new'le yine halini göster. Yok disposed edilmemişse hala RAM'de bulunuyorsa show'la onu göster diyorum. False geldiği için buraya girmeyecek. Dolayısıyla bir daha new'lemeyecek. Eğer her seferinde new'lersek her seferinde yeni üreteceği için disposed edilmiş görünecek ve ekleyecektir. Bakın tıklıyorum bir daha açılmıyor. Kapatıyorum. Şimdi tıklıyorum açılıyor. Bu şekilde birden fazla form açılmasını engellemiş oluyoruz. Ama kasa için yine bu işlemi yapabiliriz. Kasa formumuz vardı. Kasaya çıktık diye diyorum ki global düzeyde bir tane kasa formu tanıyorum. Tanımlıyorum. KF eşittir new kasa form. Diyorum ki eğer kasa formumuz is disposed ise kasa formunu new'le. Kasa formunun MDI parent'ı da this'dir. Yani bu formdur diyorum. Daha sonra kasa formunu show ile göster diyorum. Kasa formumuzu da gösterebiliyorum sayede. Şimdi arkadaşlar tanımlar kısmından kategori tanımlayalım, birim tanımlayalım, özellik, oda özelliği ve oda tanımlayalım. Daha sonra
gelip birkaç tane müşteri tanımlayalım. Daha sonra satış kısmına geçip, hatta personel tanımlamamız lazım. Satış kısmına geçip arkadaşlar, şu personel tarafından şu müşteriye şu özelliklerdeki odalar satılmıştır diye. Personeli yakalamak için ne yapmak lazım? Yani satış ekranına geldi personel. Satış yapacak. Müşteri seçecek. Oda seçecek. Varsa girmesi gereken başka bilgiler girecek. Daha sonra satış yapacak. Bizim ne yapmamız lazım ama satış kısmında? Satış hangi personel gerçekleşiyor? Bunu da bilmemiz lazım değil mi? O personel seçme kısmını personel bırakırsak personel kendisini değil de başka bir personel seçebilir Fonbox'tan. Bunu yapmamız lazım. O an işlemi yapan personel kimse bizim onu yakalamamız lazım. Nasıl yapabiliriz bunu? Bir fikriniz var mı? Giriş olabilir. Mantıklı. Başka? Neyle uğraşıyor? Mesajlarda sertten ID'si var mı? Var. Ama o arka plan değil mi? Ya. Oradan... Arkadan böyle mi konuşuyorsun ki? Yani oradan... Yani sanki böyle her şey elini anlatmaya çalışıyor. Oradan şey yapabiliriz. Belirleyebiliriz de oradan belirlemek için bir ID yakalamamız lazım. O zaman da yine kullanıcı seçmesi gerekiyor. Kullanıcı orada kendini seçmez, başka bir personel de seçebilir. Özgür'ün dediği mantıklı. Giriş ekranı yapmamız lazım arkadaşlar. Önce birkaç işlemlerimizi yapalım. Bir tane kullanıcı giriş ekranı yapacağız. Start butonuna bastığımız zaman direkt uygulama çalışmayacak. Önce bir personel giriş ekranı gelecek. Veri tabanımıza gireceğiz, şu an yok ama kullanıcılarla bir tane tablo açarız. Hatta personel tablosunda sadece kullanıcı adı parola oluşturmak yeterli olabilir. Giriş yap formu yaparız. Gider kullanıcı, kullanıcı adı girer, parolaya girer. Doğru girmişse sisteme giriş yaptırır. Zaten o saatten sonra artık o uygulama hangi kullanıcı kullanıyor bilebiliriz zaten giriş yaptıktan sonra. Artık giriş yapan kullanıcı zaten elimizde belli. Kullanıcı adı parolası aynı olduğu için o kullanıcı çekip statik olarak bir yere tutarız. Ve deriz ki işlemi yapan kullanıcı budur diye oradan diyebiliyoruz. Önce biz işlemlerimizi yapalım. Daha sonra buraya geldiğimizde, satış kısmına geldiğimizde bu işlemi gerçekleştirerek devam edelim. Hocam yok, sayfalara erişim işlemi burada yapmıyoruz. Yani şu anki bahsetmiş olduğumuz işlem sayfalara erişim işlemi değil. O işlem... Ne? Kendi projesi. He. Bu bahsetmiş olduğum işlem şu. Buradan satış kısmına geldiği zaman müşteri seçecek, odayı seçecek, satış yapacak ya. O satış hangi personel gerçekleşiyor? Bizim bunu bilmemiz lazım. Bizim bunu bilmemiz için bir tane giriş ekranı olacak. Kullanıcı sisteme giriş yapacak. Sisteme giriş yaptıktan sonra zaten artık hangi kullanıcı kullanıyor biliyoruz. O personel alacağız. Artık o saatten sonra işlem yapan personel odur. Her personel gerekli olan yere onu vererek işlemi bu personel yapmış. Bu personel yapmışlar diye. İzin kısmı farklı bir olay. Burada bizim öyle bir yapıya girmeyeceğiz. Geliyorum. Onun çağlarında değil, ayrı bir yazılım oluşturmak. Ayrı bir yazılım değil ama formu tasarlarken ona uygun tasarlamak lazım. Eğer izin kısmı yapacaksan ve bu izin kısmı önemli bir kısım. Şimdi izin kısmı sadece sayfaya bitmiyor. Bazıları mesela yetki veriliyor. Kimisi diyor ki kullanıcı personeller sayfası açamaz. Böyle bir izin kısıtlaması var. Bir tanesi diyor ki personel sayfası açabilsin ama sadece personel listesini görsün. Ekleme, silme, güncelleme yapamaz. Bir tanesi diyor ki personel sayfası açabilsin, listeyi görsün, personel ekleyebilsin, güncelleyebilsin ama silemez. Silmesin istemez, silme yetkisi olmaz. Yani sayfa yetkisine geçtik, işlem yetkisi de oluyor. Dolayısıyla bu en baştan ona göre bir yapı belirleyip o yapıya uygun olarak ilerlemek gereken bir olay. Tanımlama kısmında arkadaşlar başlayalım. Ürün eklememiz için önce bir kategori eklememiz lazım. Çünkü ürünlerde kategori seçeceğiz.
Gidelim bir kategori form yapalım. Daha sonra kategoriler butonuna tıkladığımız zaman kategori formumuzu gösterelim. Geliyorum arayüze. Projeme sağ tıklayarak Add Windows Form diyorum. İsmine kategori form ismini veriyorum. Bir tane kategori form açıyorum. Kategori formumuz arkadaşlar sadece adı var. Bir tane label atıyorum. Karşısına bir text box atıyorum. Bir tane buton atıyorum yan tarafına. Altına bir data grid view atıyorum. Label grid'in özelliklerinden text özelliğine ekleniyor. Ekle butonuna çift tıklayarak aynı zamanda formda boş bir yere çift tıklayarak formun load eventini, buton birimizin click eventini açıyorum. İlk başta geliyorum. Global düzeyde arkadaşlar. Şimdi kategori için şey yapıyoruz ama bizim kategori URM'imiz var mı? Yok, sadece birim tipi URM ve kasa URM oluşturmuş. Kategori URM oluşturmamıştım. Bu işlemleri kullanmak için önce bir kategori URM ihtiyacımız var. URM projeme gidiyorum. Facet klasörüne sağ tıklayarak Add Class diyorum. Ve kategori ORM. Kategori ORM isminde yeni bir class ekliyorum. Diyorum ki kategori ORM sınıfı public'tir. ORM base'den miras alır. Tip mi istiyor? Kategorileri veririm. Bu kadar. Şimdi gelelim kategori formuma. Dedim ki kategori ORM CTR noktaya basıyorum. Otel otomasyon nokta ORM nokta fasat user dahil olmak için gelmiyor. Bunu ekle diyorum. ORM eşittir. New kategori ORM. Formun load'una diyorum ki data görevi 1'in data source'una ORM nokta select'i ver. Kayıt ekleme anında da bir tane kategori tanımlıyorum. Kategori elemanımız yine ORM projesinde ama entity klasörünün içerisinde, o yüzden gelmiyor. CTR noktaya basıyorum. Kategoriler. ORM nokta entity ekliyorum bu sefer yukarıya. Entity fasat diye ayrıca. K eşittir new kategoriler. K elemanımın adı textbox 1'in textinden gelir. ORM, hatta şöyle yapalım. Bu much eşittir ORM nokta insert. Benden kategoriler tipini entity istiyor. K'yi veririm. Derim ki sonuç elemanı true ise kayıt eklenmiştir diye uyarı versin kullanıcıya. Daha sonra yine data grid view'i data source'una ORM nokta select'i bağlasın. Else durumunda kategori eklenirken hata oluştu diye uyarı var. Başka yapacağınız bir proje arkadaşlar muhtemelen kategori formu olacaktır. Çünkü kategori formu sadece ürüne bağlı bir işlem değil. Başka bir şeyde kategorisi olabilir. Farklı farklı yapıların kategorisi olabilir. Dolayısıyla başka bir proje yapmak, yani yapacağınız proje çok büyük bir proje de olsa kategori form yapmana gerekecek. Ve kategorinin arkadaşlar çok fazla alan olmaz. Adı olur, açıklaması olur. Belki o projeye ait özel bir şey olarak bir kolon daha olur. 3 kolon. Yapmanız gereken kategori form oluşturacaksanız 3 tane text box koyacaksınız. Data grid view koyacaksınız. Arka planda sadece adına değil işte açıklamasına bir de o proper değer vereceksiniz. Bitti. Select komutu zaten bir satır. Oluşturmuş olduğumuz altyapı sayesinde. Form 1'e geliyorum. Tanımlar kısmından kategorilere çift tıklayarak bunun click eventini açıyorum. Ve bulunduğu metodun üzerine global olarak kategori form kf eşittir. Geç kf var. Ktg diyelim eşittir. New kategori form. Eğer
kategori form elemanımız dispose edilmiş ise kategori form elemanımızı new diyelim. Daha sonra dispose edilmemişse zaten false gelecek, buraya girmeyecek, bir daha newlemeyecek. Kategori form elemanının MDI parent'ı this, yani bu formdur diyelim ve kategori formumuzu show'la gösterelim. Kategoriler çağırıyorum. Hata veriyor. İlk hatada could not find stored prosedür RC adlı kategori adlı eseri. Ne diyor hatada? Böyle bir prosedür bulamadım. Bizim gidip bu işlemler için prosedür tamamlamamız lazım. Hemen bir SQL fırlatıyorum. Create proj rc alt tire kategoriler alt tire select. Select yıldız from kategori. Prosedürü bu kadar. Yukarıdan execute diyerek bu prosedürü oluşturuyorum. Mesela derece, prosedür oluşturma dönüşü yapsa olabilir mi? Select için olur. Yani bütün selectleri böyle select this from kategoriler, select this from ürünleri yapacaksan olur. Ama insert dev update'de olamaz. Çünkü insert dev update'de parametre eklemen gerekiyor. Gelen tablo içerisinde parametre ayıklaman lazım. Gelen tabloyu bilmiyorsun ama o zaman. Dolayısıyla bizim şurada ORM base kısmında yaptığımız şu generic işlem var ya, bu generic işlemi gibi bir yapı olması gerekiyor. O da SQL diyor. Select işlemi için olur ama insert update için sıkıntı olmaz olur. Go diyorum arkadaşlar. Bir de hemen arkası zaten ekleme işlemi yapacağız. Insert prosedürümüzü oluşturalım. Create proj rc alt tire kategoriler alt tire insert diyor. Add adı parametresi alır. Envarchar 50 tipinde. Add active parametresi alır. Bit tipinde. As insert kategoriler values et adi et aktif. Bu yazım şeklinde ne yapıyordu? Hatırlıyor musun? Kategoriler tablosunu yazdıktan sonra parantez açıp adi ve aktif alanlarını vermedi şöyle. Tamamını da vereceksek. Aynen öyle. Tamamını vereceksek yazmamıza gerek yok. Bir de ID kolonu var ama kategori tablosunda. ID kolonu zaten identity olduğu için zaten vermeyeceğiz. O yüzden yazmaya gerek yok. Burayı da seçiyorum. RC alt direk kategoriler alt direk insert diyor. Execute ediyorum. Hem select prosedürünü hem insert prosedürünü kategoriler tablosu için oluşturuyorum. Şimdi uygulamaya döndüğüm zaman start diyorum. Kategori formum geldi. Ne olsun kategori formumuzun? Günlük ürünler. Ekle dedim. Kayıt eklenerek, kategori eklenerek bir hata oluşuyor. Şimdi hata ile ilgili bir bilgi var mı? Görmemiz lazım. Kategori forma gidiyorum. Şuraya bir breakpoint koyuyorum. Bakalım hata neymiş. Günlük ürünler isminde bir tane kategori oluşturacağım. Ekle butonuna bastım. Kategori getirdi. Adını aldım. F1 ile basarak buraya gidiyorum. Insert kutusuna. Entity'miz gelmiş mi? Günlük ürünler. Active false ID 0 diye gelmiş. Command tanımadık. PRC altı ve kategori altı ve insert. Doğru. Zaten bizim prosedür adı da böyleydi. Command tip prosedür. Parametre oluşturuya gidiyoruz. Tipimiz bakın kategori olarak gelmiş. Entity yine gelmiş aynı şekilde. Komut tipi insert olarak gelmiş. SQL command'ımızda
FRC alt direk, kategori alt direk, insert diye gelmiyor. Sıkıntı yok, güzel. Propertileri çektik. ID, adı, aktif kolonlara geldi. Propertileri. Geziyoruz. Dedik ki, name'in tool'u ID ise ve ID ise ve komut tipi de insert'e dedik. Continue dedi, bir sonraki property ID eklemedi, insert oldu. Geldi name adı. Buraya girmedi bakın. Buraya girdi ama adını eklemedi. Komut tip delete ise ve name'in tool'u edilmiş hali ID değilse veya bu değilse. Buradaki şeyimizi, koşul yapmamızı yanlış yazmışız arkadaşlar. Böyle düzeltmemiz gerekiyor. Bu değdiğince yerine KT eşit komut tip. Burayı paranteze alıyoruz. Burayı alıyoruz. Burası parantez içerisinde alındığı için arkadaşlar bakacak, name'in tool'u edilmiş hali ID mi? Değil. Burası 1 gelecek. Burası da 1 gelecek. Parantez içerisinden 1 çıkacak. KT eşit komut tip nokta delete mi diyecek? Değil. Burası 0 çıkacak. 0 ve 1'in sonucunda geriye 0 çıkacak. Dolayısıyla buraya girmeyecek. Aşağı geçecek. Bu günlük ürünler muhabbetinde de kuzeyini araştır. Bak şimdi girmedi. Adı property'si için. Değerini getirdi. Günlük ürünler. Ekledi. Yine girmedi. Değerini getirdi. Aktif. False. Ekledi. Çıktı. Exec'e gittik. Bağlantıyı açtı. Geriye bir döndürdü. Hatalı değil. Başarılı bir şekilde çalıştırdı. Oradan sıfır döndürdü. Finally'e düştü. Bağlantı grubu kapalı mı? Değil. Kapattı. Geri çıktı. Sonuç turu geldi. Kayıt eklenmiştir dedi. Listeyi yeniledi. Bize burada gösterebildi. SQL açalım. Ama onun öncesinde şunu yapmak gerekiyor. Bizim entity içerisindeki şu kategoriler sınıfımız var ya, bunun gelip constructor'ında aktif alanımız true'dur demek gerek. Onu şu yüzden yaptık. Bir dakika Serkan. Neredeydi? Tools sınıfında. Burada şundan dolayı bir sıkıntı oldu. Diyor ki kt eşit komut tip delete ve name nokta tool_hour eşit değilse id'ye veya name nokta tool_hour eşit değilse id'ye diyoruz ya. Gelen property'nin adı ne? Adı. Property adı veya aktif property fark etmez. Gelen değer adı property. Burada name adı geliyor veya aktif geliyor. Name'e tool_hour edilmiş hali ID eşit değilse diyor. Adı eşit değil mi? Evet eşit değil. Gene true çıkıyor. Burası name'e tool_hour edilmiş hali ID eşit değil mi? Adı veya aktif property eşit değil. Burası true çıkıyor. Dolayısıyla burası true çıktığı için sonuç komple true çıkıyor. Buraya geliyor. Ama orada B var. Burada B var. Burası yanlış geliyor. KT eşit komutif B yanlış geliyor ya. Normalde adı şöyle olması lazım. Buraya yazdık, verdik. İkinciyi yazdık veya üçüncü yazdık ya. Ya bu gelecek, ya bu gelecek zaten. ID gelirse, ikisi gelmek ihtimali yok. Burayı ve buraya yapmak lazım. ID geldiği zaman doğru. ID geldiği zaman ya küçüktüğünde öde olur ya da ID olur. Hem öde hem ID olamaz. Dolayısıyla burada parantezi almadık, küçüğü de almadık. Öde geldiği zaman zaten şu yok olmuş öde direkt ID. Burası ve burası çalışıyor. Veya geçmiş oluyor direkt. İD geldiği zaman da burası geçmiş oluyor. Sadece şurası ve burası çalışmış oluyor. Burada bana sanmaya gerek kalmaz. Ama buraya geldiğimizde adı property. Hem buna uymuyor hem buna uymuyor. İkisi de true geliyor.
Burada bir tane store geliyor. Burada ikisi store geliyor. Onunla ilgili bir sıkıntı oldu. Parantez almamız ne hesabı? Parantez almamız şunu sağladı. Aslında biz burada 3 tane koşu yazıyoruz ya. 1, 2, 3. Parantez aldığımız zaman 1, 2, 1 koşu yazıyoruz aslında. Bu parantez kendi içeride bir koşu da sağlar. Çünkü zaten veya işleminin operatörün önceliği var. Yani parantez ekstra gibi geldiği zaman. Çünkü önce veya'yı zaten çözümleyeceğim. Ondan sonra operatörü. Öyle ama normal if'in içeride şu an baktığımızda 3 tane şey bir koşu var. Ama temelde burada bir koşu var. Ve demişiz ikinci bir koşu var. Buradaki parantezin içerisinde ortaya tek bir sonuç çıkacak. Bir tane de burada çıkacak. İki sonuç çıkacak. Orada da V var. Parantez almanın da hemen zamanı çıkacaktı. Bir tane sonuç var. V. İki sonuç var. Veya üçüncü sonuç olacak. Ortaya üç tane sonuç çıkacak. Ama bu durumda bir sonuç V şartı iki sonuç olur. Dolayısıyla biz update işlemi yaparken burası doğru gelse bile burası her zaman kadar sıfır gelecek sonuç tutarlı sıfır çıkacak buraya girmeyecek. Parantezle bunu sağlamış olur. 3 tane sonuç çıkması yerine tek sonuç çıkması sağlamış olur. Sonuç çıkması. Hocam biz burada switch case yapsaydık daha biraz kolay olur ki yapmış olur. Switch case yapsaydık ne yapardık? Gerek olup tipine bakardık. Benim de aklıma geldi. Şöyle yapalım. Switch case'in bir de güzel avantajlarından bir tanesi. Neydi? Switch yazıyorum. Tap, tap. İçerisinde değer istiyor değil mi? Evet. İçerisinde enum verdiğimiz zaman ne yapıyordu? Buraya yazıyordu. KT. Diyelim ki KT insert geldiyse insert geldiyse şunu kaldırmamız gerekiyor o zaman. Ve ID'yi ifade kontrol edelim hocam. Hiç bu buraya gelmesin. Ne? ID'yi ifade kontrol edelim. Switch'ten önce. Yani Switch'i if'le yapalım. ID'yi hiç şey yapmasın yani. Switch'i hiç girmeyelim. ID varsa. Oğlum Switch'i niye yazıyor o zaman? Yani Switch kez yazdığımız zaman bakın diyeceğiz ki insert ise gelen kolona bak. ID ise continue diyeceğiz. Update ise burada yine gelip if yazarak gelen kolona bak. ID değilse geç diyeceğiz. Buraya geldiğimiz zaman delete kısmında da yine bir if yazacağız. ID'ye izin ver, diğerlerini engelle diyeceğiz. Update'te hiçbir şey demeyeceğiz. Hepsine izin verecek. Else if dedik, if yazdık. Burada bir if, burada bir if daha yazacağız. Çok bir farkı yok aslında. Aşağıda else if, if dedik. Burada if else yazdık. Ayrıca bir de switch case yazmış olduk. Switch case'i aslında fazla yazmış oluyor. İlk başında böyle bazen değişik fantazilerine canı gönülden hizmet etmeye çalışıyoruz. Ama yersiz olduğunu düşününce geri kaldırıyoruz. Tamam. Kategori formumuzu yaptık arkadaşlar. Bunları kapatalım. Sırada ne varmış? Sırada ürünler formumuz var. Bu ürünler formunu arkadaşlar Giyotin'e seçeceğiz. Giyotin'de kim çıkarsa o yapacak bizi. ORM'ini yazacak. Formu yazacak. Prosedürü yazacak. Ekle listeleri yapacak sadece. Ne yapacak hocam? Kitabla lazım. Bana o yazar, atamın yazar iyi olur. Yazdın mı herkesin? Yani burada ekleyeceğim. Hasan Korkmaz. Şimdi arkadaşlar Hikmet geldi. Bizim için ürün formumuzu yaptı. Tamamlar kısmında ürünler vardı. Ürünler için işlemler yapacaktı. Dedi ki bunun için gitti. İlk başta dedi ki hocam ürün işlemi yapmak için bir tane ürün öğrenme ihtiyacımız var. Fasat klasörüne geldi. Bir tane ürün ORM oluşturdu. Ürün ORM public'tir dedik. Ve bu ürün ORM, ORM base'den miras alır dedi. Ürün ORM base bize bir tip istiyordu. Dedik ki buraya ürünler tipini verdik entity olarak. Daha sonra gittik. Arayüz projemize ürün form diye bir tane form ekledik. Formun tasarımını bu şekilde yaptı. Ürünün adı, fiyatı, miktarı için numerik uptime kullandı. Fiyatı miktarı için.
Kategori ve birimini seçmek için de combo box kullandı. Bir tane ekle butonu koydu. Aşağıda bir tane data grid'i koydu. Formun loaduna gitti. İlk başta global düzeyde bir tane ürün varlığından instance aldı. Bir tane kategori varlığından instance aldı. Bir tane de birim tip varlığından instance aldı. Aslında şu kategori varlığı ve birim tip varlığı zaten sadece burada kullanacağımız için burada da alabilirdik. Ürün varlığı hem burada kullandık hem burada kullandık. O yüzden global olması gerekiyor. Çok fark etmiyor ama. Geldik buraya. Dedik ki CMB birim konu baksımızın data source'una birim varlığından select'i çektik verdik. Dedik ki value member ve display member'da iki tane özelliğimiz vardı. Bunları vermediğimiz zaman combo box elemanlar data row view, data row view diye görünüyordu. Ama kullanıcı bundan bir şey anlamaz. Kullanıcı birim tipinin adını görmesi lazım. Kategori adını görmesi lazım. Gittik bunun için dedik ki CMB birimin display member'ına adını ver. Buradaki adı yazdığımız ne? Select metodu geriye bir data table gönderiyor ya. Gelen tablo içerisinde adı diye bir kolon var. Adı kolonunun değerini gösterdi. Biz de eklerken kullanıcı seçmiş olduğu birim tip adının ID'sini eklememiz lazım. Yani kullanıcı hangi kaydı seçtiyse onun ID'si lazım bize. Bunun için de value member özelliğimiz var. Value member'a da ID kolonunu verdik. Aynı işlemi kategori için yaptık. CMB kategoriye kategori aralığında select verdik. Value member'ın ID, display member'ın adını verdik. Son olarak da formül loaduna data grid birbirinin data source'una ürün aralığında select çekerek bağladık. Eklenen click event'ine geldi. Dedik ki burada ürün ORM içerisindeki insert metodunu kullanacağım. Ama insert metodu benden ürünler tipinde bir entity istiyor. Instance aldı ürünler tipinden. Adını verdi. TX'i adının tekstinden gelir dedi. Fiyatını verdi. Numeric Updown fiyatının value'sinden gelir. Miktarını verdi. Numeric Updown miktarın value'sinden gelir. Bizim miktar property'miz double. Double. Float dolayı geç fark etmez. Burada decimal geliyor. Decimal direktmen double'a veremediğim için float'u kestettik. Double'a diyebiliriz şöyle. Daha sonra birim tip ID'si. Yukarıda biz birim tipinin ID'sini value member atıyorduk ya. Seçilen elemanın ID'sini arkadaşlar bize combo box'ın içerisindeki selected value özelliği verir. Dedi ki git combo box birimin selected value'sini al. Ürünler içerisindeki birim tip ID'ye ver dedik. Birim tip ID'miz integer. Selected value geriye object gönderiyor. Integer'e kestettik bunu. Aynı işlemi kategori içinde yaptık. Daha sonra insert metoduna U'yu verdik. Bu insert metodumuz zaten geri bool gönderiyor. Bunda bir tane değişken attık bool tipinde. Dedik ki sonuç true ise kayıt eklenmiştir diye kullanıcıya mesaj box uyarı verdik. Listeyi yeniden çektik. Yine eklenmiş kayıt görülsün diye. Else durumunda sonuç true gelmediyse kayıt esnasında bir kayıt ekleme sırasında bir hata oldu diye uyarı verdik. Bu işlemleri yapmak için de SQL tarafına gelip hem select işlemi için hem insert işlemi için prosedür yazdı. Select işlemi için dedi ki create proc prc alt tire ürünler alt tire select dedi. As select yıldız from ürünler. Bu şekilde çekti select prosedürümüzü. Araya go koyarak insert prosedürünü yazdı. Dedi ki create proc prc alt tire ürünler alt tire insert prosedürü. Et adı parametresi alır Enver Çireli. Et fiyat alır money tipinde. Et miktar alır float tipinde. Kategori ID ve birim tip ID'si alır integer tipinde. Ve aktif property alır. Buradaki property'leri yazarken entity içerisindeki buradaki kolon isimlerini yazarken parametre isimlerini yazarken daha doğrusu entity içerisindeki property isimleriyle aynı olmasına dikkat ettik. Daha sonra tüm klonlar eklemi yapacağımız için insert ürünler dedik. Ürünlerden sonra parantez açıp klon ismi vermedik çünkü tüm klonlara ekleme yapacağız. Values diyerek et adı, et fiyat, et miktar, et kategori ID, et birim tip ID, et aktif diyerek prosedürümüzü oluşturduk ve başarılı bir şekilde kaydı ekleyebilmiş olduk. Bir daha görelim. Ürünler formumuzu açtık. Ne ekleyelim? Hover ekleyelim. Günlük ürünler adet kategorisi günlük ürünler zaten başka bir kategorimiz yok şu an çok yaşa birimli adet ekle diyoruz kayıt eklenmiştir diyor bize bu şekilde kaydımızı gösterebiliyor sıkıntı yok. Sıradaki işlem arkadaşlar o da ekleyeceğiz sıradaki işlemde bize bu işlemi yarışmacımız Özgür Taş yapacak. Nasıl hareketli oda türleri formumuzu yaptık arkadaşlar. Veritabanda oda türleri diye bir
tablomuz varmış, onu atlamışız. Tamamlar menümüzün altına oda türleri diye bir alan ekledik. Oda türleri yapacaktı. Gitti bunun için. Fasat klasörümüzde oda türleri ORM'i oluşturdu. Sırasında public olur dedik. ORM base'de miras alır. ORM base bize bir trip istiyordu. Ona da oda türleri entitesini veririz dedik. Bunu verdik. Daha sonra gelip oda türleri formumuzda adı ve açıklama kolonumuz vardı. Böyle bir tasarım elde ettik. CodeBehind tarafında globalde bir değişken tanımladı. Oda türleri ORM'den bir ismi alarak ismini OT ORM dedi. Formun loading'da arkadaşlar, load event'inde data grid view bir data source'una OT ORM'den selectleyerek oda türlerini listeledi. Ekle butonun click event'inde de oda türlerinden bir instance aldı. Bu sefer değer atama yöntemini constructor değil arkadaşlar, constructor iptal ederek direkt scope açıp object initializer yöntemiyle scope'ların arasında verdi bu şekilde. Bunu yaparken şu yüzden iptal ediyor. Oda türleri, o eşittir, new oda türleri diyoruz ya. Oda türü aslında bir sınıf. Biz parantezde zaman kullanıyoruz. Metotlarda kullanıyoruz değil mi? Constructor'da sınıfın içerisinde olan bir metot. Ve o metot sınıfa özel bir metot. Normalde sınıflarda parantez kullanılmaz. Ama biz parantez kullanıyoruz. Niye? Çünkü constructor'ı çalıştırıyor. Parantez. Ama biz parantez kullanmadığımız zaman, scope kullandığımızda constructor çalışmıyor. Constructor engellemiş oluyor. Bunu sağlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, nokta virgül yerine burada virgül kullanıyoruz sadece. Daha sonra OT ORM'in insert metoduna oda türlerini verdi. Geriye dönen değeri bir bool değişkenine attı. Sonuç turu ise kullanıcıya başarılı diye bir uyarı verdikti. Ve tekrar listeye çekti OT ORM'den select metoduyla. Else durumunda başarısızdır dedi. Bu işlemi yapmak için SQL'de arkadaşlar iki tane prosedür oluşturdu. Biri select prosedürü, create proc, prc alt ile oda türleri tablosu için, oda türleri tablosundaki select işlemi için diye bu şekilde oluşturdu. Select yıldız from oda türleri yazdık içine. Insert prosedür için de prc alt ile oda türleri alt ile insert prosedür yazdı. Add adı en varsa 50 tipinde, et açıklama en varsa 50 tipinde ve et aktif bit tipinde diye parametre alır dedi. As'den sonra insert metoduna yazdı. Execute diyerek bu iki prosedürü oluşturdu ve ekleyebiliyoruz şu an, sıkıntı yok. Ne diye normal daire ne diyor? Normal daire. Standart. Tek kişilik diyelim. Başarılı diyor. Tek kişilik odayı ekleyebiliyoruz şekilde. Hem ekleyebiliyoruz hem listeleyebiliyoruz. Var mı sormak istediğin nokta? Hocam bu odalar ekledik ya mesela. Bunlar da şimdi bir mesela üst odalar falan dizayn ederken öyle bir aşırı da doldurur. Neyi dizayn ederken? Mesela hani o türlerinin yapıp odayı seçtikten sonra mesela odanın özellikleri var ya mesela sabah kahvaltı, sabah yani 2 gün. Onu şeyde göreceğiz, odada göreceğiz. Bu oda türü, oda eklediğimiz zaman göreceğiz onu. Özellik tanımlayacağız. Bir odaya birden fazla özellik ekleyebileceğiz. Onu ben yapacağım. Onu birlikte yapacağız.